Selame. İdil Hanım nerede yine, malumatın var mı? Var efendim. Dün geldiği polikliniğe yine geldi. Orada bekle, geliyorum. İstemiyorum Özlem. Bu son şansın olabilir İdil. Emin misin? Eminim. İstemiyorum. Peki. Anestezi uzmanı trafiğe takılmış. Gelir gelmez alıyoruz bebeği. Senin bilgilerini alsınlar. Sonrasında seni hazırlayacağız. Sağ ol. Buyurun. Bunları prosedür gereği sormam gerekiyor İdil. Alerjin yok. Yok. Daha önce anestezi aldın. Aldım. Damlık. Beyefendi, lütfen dışarı çıkar mısınız? Hocam, kusura bakmayın, engel olamadım. Siz dışarı çıkın. Bizi yalnız bırakın. Çıkın! Sen bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın Edil? Ben doğru olanı yapıyorum Namık. Yapmamız gerekeni yapıyorum. Bana göre bu yaptığın çok yanlış Gülüm. Ben sen istemezsin sanmıştım. Evlat bu ya. Nasıl istemem? Ben senin gözünde bu kadar zalim miyim İdil? İçimi okuyorsun sanmıştım ama yanılttın beni kadın. Hayallerin var Namık. Çok emek verdin. Çok bedel ödedin. Bu bebek seçimde sana ayak bağı olur diye düşündüm. Sevmişim seçimini. Sen beni okuyamadın ama İdil. Ben senin içini okuyorum. Asıl mesele yeter. Ben sana anlattıktan sonra çıldırdım. Ama şunu bil ki Gülüm. O dereden çok sular aktı. Handan ablam neyse benim için yeter de o. Seneler sonra bu cevheri bir tek sen yaktın. Kendi ellerinle söndürme. Şu karnındaki var ya, şu hayatta bana baba diyecek tek varlık. Yıllardır içimdeki günahı, acıyı temize çekecek o çocuk. Bunu benden alamazsın Gülüm. Evladım da sen de başımın tacısınız. Beni hiç bırakma olur mu? Hep böyle sev. Tamam. Seve seve katılır programınıza. Ama canlı yayın da olur. Tercih ederiz. Tamam. Ben sizden tarih bekliyorum o zaman. Ajandası biraz kabarık ama ben sizin için elimden geleni yapacağım. Tamam. İyi günler. Hoşça kalın. Aa. Onlar ne? Doktor hemen başlayın dedi ya. Gecikmeyelim dedin. Bu kadar sevineceğini bilsem asla kalkışmazdım o deliliğe. Geçti gitti. Unuttum bile. Oğluma da bir şey demem. Ömür billah bilmez. Gönül koymaz anasını. Teşekkür ederim. Daha bitmedi. Bu da var. Al bakalım.
E hadi açsana. Oğluma da, kadınıma da nazar değmesin. Ver onu güzel boynuna takayım. Teşekkür ederim. Çok incesin. Gel. Namık Bey, Handan Hanım geldi. Odanızı aldım, bekletiyorum. Geliyorum. Bir saniye nefes almasın Namık Emirhan. Bir saniye. Kesin birbirlerine girmişlerdir yine. Gideyim çilem neyse çekeyim. İyi ki varsın gülüm. Hoş geldin abla. Keşke hoş gelseydim kardeşim. Ama sebebi ziyaretin pek hoş değil. Yine ne oldu? Meşgulsündür. Fazla zamanını almayayım. Zaten çok can sıkıcı. Ben kardeşimden asla böyle bir şey beklemezdim. Farkında olmadan bir kusur mu işledim abla? Haşa, sen değilsin. Gerçi senin de hataların oluyor ama hep yüreğinin temizliğinden, iyi niyetinden, sözüne herkesin itimat edeceğini sandığından. Zıvanadan çıkarma insanı abla. Ne diyeceksen de bitsin. Yeter. Zinhar yasakladığın yiğidin evine gitti bugün. Üstelik de eli kolu hediyelerle dolu olarak. Ne diyorsun sen abla? Gözlerimle gördüm ciğerim. Sen o yeteri ocağımıza getirdiğin günden beri vazife bildim, seni hep uyardım. Ama beni hiç umursamadın. Bana karşı hep yeterin yanımda oldun. Al işte mükafatını. İlk fırsatta seni nasıl sırtından bıçaklayıverdi. Herkesin ortasında yasak koydun, umurunun 15'i değil işte. Varsa yoksa kendi çocukları. Artık bu işe bir son demenin zamanı geldi. Kes cezasını. Kolay gelsin kardeşim. Akşam evde görüşürüz. Müsaitsen bir acı kahveni içeyim. Biraz işim var Handan Hanım. Daha sonra içsek kusura bakmazsınız herhalde. Bir 5 dakikan vardır herhalde ciğerim. Anlatacaklarım var zira. Bakın eğer acil bir şey yoksa gerçekten Handan Hanım çok fazla vaktim yok. Otur Edilciğim. Seninle çok iyi anlaştığımızı sanıyordum. Özellikle Namık konusunda sana her daim destek verdim. Ama o gün kalbimi çok fena kırdın. Büyük ithamda bulundun. Sanki ailemi sırtından bıçaklamışım gibi. Handan Hanım, yaptığınız şey yüzünden her şey mahvolabilirdi. Ben hala basınla uğraşıyorum. Canım, bir anlık heyecanla yanlış karar vermiş olabilirim.
Ama niyetim başkaydı. Ben kanımı döker yine de kardeşime ihanet etmem. Son nefesime kadar elim üzerinde olacak. Elbet o da hatalar yapıyor. Ablası olarak ona doğruları göstermek, hizaya getirmek birinci vazifem. Burada Namık'ın hiçbir hatası yoktu. Namık'ın hatası yeter. Yeter'in çocuklarını yüceltirken benimkileri tarumar ediyor. Öfkem buna. Yoksa ben Ferhat'ın kimlerle yatıp kalktığını bilmiyor muyum? Kaç kez takip ettirdim. Elimde bir sürü fotoğraf var. Ama hiçbir gazeteye fotoğraf vermedim. Handan Hanım, ne olursa olsun yaptığınız şey kardeşinize ihanetti. Bu seferlik aramızda kalacak. Ama eğer bir daha Namık'ın kariyerini etkileyecek bir şeye sebep olursanız bu sefer susmam. Susmam. Hem beni hem Namık'ı karşınızda bulursunuz. Aklı başında bir kadın olduğunu tahayyül etmiştim. Nasıl isterseniz öyle düşünebilirsiniz.